Şimdi bir kanat, bir çöp şiş, bir Adana yapacağım sizlere. Domates, biber, sumak, soğan yapacağız şimdi. Tabaklarımızı hazırlayacağız. Tabaklar için sumak, soğan hazırlıyoruz. Taze taze yapıyoruz bunu. Kanatlarımız hafif piştikten sonra çiziyoruz içi pişsin diye. Şöyle aralarını açıyoruz. Adana, köp şiş. Kanadımız yaprak olduğu için o da çok tercih ediliyor. Yani normal karışık kanat kullanmıyoruz. Yaprak kanat gidiyor. Bu üç ürünümüz çok fazla gidiyor. Dürümümüz diye gidiyor. O da Adana, Urfa, tavuk. Onlar da. Her işin kendine göre zorluğu var. Herkes kebap yapıyor ama bunun orijinalini yapmak önemli. En basit sizzerla yapıyoruz. Şu an zaten sektörün %70'i, %80'i makine kullanıyor. Biz kullanmıyoruz. Bu birincisi zaten. İkincisi biz kuzu boşluğu, kuzu but karışımından yapıyoruz. Bunu kimse yapmıyor. Maliyeti yüksek diye kimse buna yanaşmıyor. Memnunum çok şükür. Yani o zamanlarda yani bugünlere geleceğimi düşünmüyordum işin açıkçası. Yani düşünmüyordum. Ama her gittiğim yerde bunu biraz daha kavradığım için sonuç beni buraya getirdi. Tabii bunun bir stajyerlik süresi vardı yani yardımcılığı falan filan. İlk başladım 6 sene sürdü zaten. Yani tam usta maaşı aldım desen 6 sene sürdü. Şu an kebabımızı yağlıyoruz. Hem içi pişsin diye hem ekmeğimizi, pidemizi böyle yağlıyoruz. Hem ekmeğe lezzet veriyor hem kebabın içinin pişmesine yardım ediyor. Bütün etlerde mesela bunların da yağını alıyoruz. Hafif yerini oynatıyoruz. Şişe yapışmasın diye, içi pişsin diye. Şimdi tabaklarımızı hazırlıyoruz. Sumaklı soğan, maydanoz, pişmiş domates, pişmiş biber. Zaten mezelerimizi yanına veriyoruz. Bunu yağını alabildiğimiz kadar alıyorum. Zaten kuzu kemikte geliyor. Onu açıyoruz. Kuşbaşı olan kısmını ayırıyoruz. Geri kalanı kebaba kullanıyoruz. Devam eden meslek. Çünkü her gün yeni yerler açılıyor. Yani ölmez yani meslek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.